Merhaba çocuklar. Bugün 4. sınıf Türkçe dersimizde Erden Ertemesini birlikte işleyeceğiz. Temamıza başlarken sizin için hazırladığım iki tane hazırlık sorusu var. Onlarla başlayalım. Birinci sorumuzu okuyorum. Sizce erdemli olmak ne demektir? Erdemli olmak size neleri çağrıştırıyor bu kelimeler? Biraz düşünmenizi istiyorum. Siz düşünürken de isterseniz ben size biraz böyle yavaş yavaş hatırlatayım. Erdemli olmak kişinin toplumca ve insanca güzel bulunan, uygun bulunan davranışlara uygun şekilde davranmasıdır. Bu davranışları örnek verecek olursak, dürüst olmak, yardımsever olmak, ahlaklı olmak, saygılı olmak gibi örnekler verebiliriz. Siz mesela erdemli olduğunuzu düşünüyor musunuz? Erdemli kişiler tanıdığınızı düşünüyor musunuz? Bu konuda cevaplarınızı bekliyorum merakla. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuz da şu. Yeni tanıştığınız bir çocukla oyuncaklarınızı paylaşmak ister misiniz? Neden? Okulda olabilir, sokakta olabilir, yaşıtlarınızla, yeni çocuklarla tanışıyorsunuz. Peki bu yeni tanıştığınız çocuklara nasıl davranıyorsunuz? Hemen oyun oynamak istiyor musunuz? Oyuncaklarınızı paylaşmak istiyor musunuz? Nasıl davranıyorsunuz? Ben merak ediyorum. Peki mesela hemen oyun oynuyorsanız bunun sebebi ne olabilir? Ya da hemen oyun oynamak, oyuncaklarınızı paylaşmak istemiyorsanız bunun sebebi ne olabilir? Biraz düşünelim. Siz düşünürken, şimdi bizim yeni bir metnimiz var. Metnimiz, ismi yeni arkadaşım. Metnimizi okumaya başlamadan önce, metnimizin içeriği hakkında sizin tahminlerde bulunmanızı isteyeceğim. Tahminlerinizi tahmin ederken de şunlardan yararlanacaksınız. Metnimizin ilk cümlesi ve son cümlesi. Şimdi ben size için metnimizin ilk cümlesini okuyorum. Sevgili günlük, bu sabah çok neşeli ve heyecanlı bir şekilde uyandım. Yani aslında bu cümle bize metnimiz hakkında oldukça fikir veriyor. Yani demek ki bir günlük okuyacağız biz. Yazılmış bir günlüğü. Değil mi? Şimdi bir de son cümlesini okuyalım. Yarın görüşmek üzere. Evet. Gerçekten bir günlük yazısı olduğunu şu anda anladık. Bakalım günlüğe neler yazmışlar. Bir de metnimizin görseline bakalım. Metnimizin görselinde de yine yazı yazan bir arkadaşımız var. Sanırım günlüğüne yazıyor metnin ilk ve son cümlesinden tahminlerimize göre. Şimdi de okumaya başlayalım bakalım neler olacak. Sevgili günlük, bu sabah çok neşeli ve heyecanlı bir şekilde uyandım. Çünkü dün akşam annem bugün apartmanımıza yeni bir ailenin taşınacağını ve benim yaşlarımda bir çocukları olduğunu söyledi. Birlikte vakit geçirebileceğim hiç arkadaşım olmadığı için bu haberi çok sevinmiştim. Heyecanla yataktan kalktım. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra annemin hazırladığı kahvaltı sofrasına oturdum. Annem, babam ve kardeşimle birlikte güzel bir kahvaltı yaptık. Onları yeni taşınan komşularımızla tanışmak için çok heyecanlı olduğumdan bahsettim. Annem de kahvaltımızı yaptıktan sonra komşularımıza hoş geldiniz demek için onlara uğrayabileceğimizi söyledi. Çok mutlu olmuştum. Kahvaltımız bittikten sonra evden çıktık. Annem zillerine bastığında tanışacağımız için çok heyecanlıydım. Acaba çocuklarıyla anlaşabilecek miydik? Hangi oyunları oynamayı seviyordu? Ben bunları düşünürken annesi bize kapıyı açmıştı. Annem üst katta oturduğumuzu ve onlara hoş geldiniz demek için geldiğimizden bahsetti. Annesi çok memnun olduğunu söyleyerek bizi içeriye davet etti. İçeri girdiğimizde bizi babası karşıladı. Benim yaşlarımda kimse yoktu. Sanırım annem yanlış anlamıştı. Ben böyle düşünürken annesi seslendi. Selim, oğlum gel komşularımızla tanış. Heyecanla gelmesini beklerken gördüklerim karşısında çok şaşırdım. Selim benim yaşlarımda kumral saçlı kahverengi gözlü bir çocuktu. Ancak şaşırdığım nokta şuydu. Selim tekerlekli sandalyede oturuyordu. İlk defa benim yaşlarımda birini tekerlekli sandalyede görmüştüm. O sandalyedeyken nasıl oyun oynayabilirdik ki? Açıkçası biraz hayal kırıklığına uğramış ve üzülmüştüm. Onların evinde biraz vakit geçirdikten sonra Selim'in çok güler yüzlü ve eğlenceli olduğunu fark ettim. Annelerimiz Selim'e evin çevresini tanıtabilmem için uzaklaşmadan dışarıya çıkmamıza izin verdiler. Birlikte gezerken iyice birbirimizi tanıdık. Selim 3 yıl önce bir araba çarpması sonucunda yürüme yeteneğini kaybetmiş, ilk zamanlar çok üzülmüş ve hiç dışarıya çıkmak istememiş. 3 yılda tekerlekli sandalye kullandığı için artık tek başına rahatça gezebiliyordu. Ona evimizin etrafını iyice tanıttım. Gerçekten çok iyi anlaştık. Selim çok eğlenceli biriydi. Onunla futbol, basketbol gibi oyunları oynayamayacaktık belki ama bu bizim çok iyi iki yakın arkadaş olmamıza engel değildi. Biraz dolaştıktan sonra evlerimize döndük. Selim'in annesi Derya teyze, Selim'i benim gittiğim okula kaydettirdiklerini söylediler. Sabah okula birlikte gidecekmişiz. Bu habere çok sevindim. Onlarla vedalaştıktan sonra evime geldim.
anneme Selim'i ilk gördüğümde onun tekerlekli sandalyede olması nedeniyle ön yargılı davrandığımı ve arkadaş olamayacağımızı düşündüğümü ama birlikte çok güzel vakit geçirdiğimizi ve çok iyi arkadaş olduğumuzu söyledim. Annem de iyi anlaşmamıza çok sevindiğini söyledi. İlerleyen saatlerde ayrıca akşam yemeğimizi yedikten sonra ben ödevlerimi yapmak için odama geldim. Ödevlerimi yaptıktan sonra biraz kitap okudum. Sonrasında pijamalarımı giyip dişlerimi fırçaladım ve artık uyumaya hazırım. Benim bir günüm böyle geçti. Yani Selim'le okula gideceğimiz için çok heyecanlıyım. Ona bütün gün bütün okulu gezdireceğim ve okuldaki arkadaşlarımla tanıştıracağım. İlk başta belki benim gibi onlar da Selim'e ön yargılı olabilirler. Ancak eminim çok iyi anlaşacaklar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. İyi geceler sevgili günlüğüm. Yarın görüşmek üzere. Evet, tahminlerimizde de yanılmamışız. Bir arkadaşımızın günlüğünü okuduk. Yeni bir yaşıtıyla tanışan bir arkadaşımızın günlüğünü okuduk. Şimdi bu metnimizle ilgili etkinliklerimize geçelim. Birinci etkinliğimiz, soruları metne göre cevaplayınız. Birinci sorumuz metnin konusu. Metnin konusu sizce ne olabilir? Biraz düşünelim. Mesela ön yargılı olmamamız gerektiği olabilir mi? Çünkü bu arkadaşımız Selim tekerlekli sandalyede olduğu için ona biraz ön yargılı davranmış. Ama sonrasında bu ön yargının gereksiz olduğunu anlamış. Değil mi? Metindeki kişiler. Selim, günlüğü yazan arkadaşımız, günlüğü yazan arkadaşımızın annesi, babası, kardeşi ve Selim'in annesi, babası. Evet. Üçüncü sorumuzda, sizce metnin başlığı ne olmalıydı? Biraz düşün bakalım. Siz bu metni siz yazıyor olsaydınız başlığını ne koyardınız? Eminim çok ilginç fikirleriniz olacaktı. Ben merakla bekliyorum. Şimdi ikinci etkinliğimize geçelim. İkinci etkinliğimiz de şu. Metni dikkatlice okuduktan sonra aşağıdaki cümleleri oluş sırasına göre numaralandırınız. Burada bize bazı cümleler verilmiş. Metninden alıntı yapılmış bu cümleler. Bunu bizim olay sırasına göre numaralandırmamız istiyor. Bir cümleleri okuyun bakalım. Sizce ilki hangisi? Evet, doğru cevap. Bildiğiniz birinci cümlemiz bu. Dün akşam annem bugün apartmanımıza yeni bir ailenin taşınacağını ve benim yaşlanma bir çocuk olduğunu söyledi. Değil mi? Metnimizin aslında hikayesi böyle başlıyor. Şimdi ikinci cümlemize bakalım. İkinci cümlemiz sizce hangisi? Evet, doğru bildiniz. Annem, babam ve kardeşimle birlikte güzel bir kahvaltı yaptık. Şimdi üçüncü cümleye bakalım. Hangisi olabilir? Şu olabilir mi sizce? Annem zillerine bastığında tanışacağımız için çok heyecanlıydım. Evet, bu değil mi? Doğru cevabımız üçüncü cümlemiz. Şimdi dördüncü cümlemize bakalım. Hangisi olabilir? Biraz düşünelim. Evet, bu cümle. Heyecanla gelmesini beklerken gördüklerim karşısında çok şaşırdım. Şimdi beşinci cümlemizi okuyalım. Annelerimiz Selim'e evin çevresini tanıtabilmem için uzaklaşmadan dışarı çıkmamıza izin verdiler. Şimdi geriye son iki cümlemiz kaldı. Sizce bunlardan hangisi altı numaralı cümle? Evet, doğru. Selim'in annesi Derya teyze Selim'i benim gittiğim okula kaydettirdiklerini söylediler. Son cümlemizde zaten bir tane kaldı. Ödevlerimi yaptıktan sonra biraz kitap okudum. Evet, şimdi cümlelerimizi olay sırasına göre sıralamış olduk. Şimdi üçüncü etkinliğimize geçelim. Üçüncü etkinliğimize bize bir bilgi kutusu vermiş. Bakalım bilgi kutusunda neler yazıyor. Gerçek anlam, mecaz anlam, terim anlam. Siz biliyor musunuz bunları? Sizce gerçek anlam hangisi, mecaz anlam hangisi, terim anlam hangisi, bir fikriniz var mı? Biraz düşünün bakalım. Evet, şimdi okuyalım bakalım bize gerçek anlam ve mecaz anlam hakkında neler söylemiş. Gerçek anlam. Gerçek anlam bir kelimenin aklımıza ilk gelen anlamıdır. Kelimelerin sözlükte yer alan ilk anlamları da gerçek anlamlardır. Bu yüzden gerçek anlama sözlük anlamı da denir. Evet, bize şimdi bu gerçek anlamla ilgili bir de örnek cümle vermiş. Yarın havanın sıcak olması bekleniyor. Cümlesindeki bütün kelimeler gerçek anlamdadır. Evet, yarın havanın sıcak olması bekleniyor. Burada mecaz anlamlı ya da terim anlamlı bir kelime yok değil mi? Şimdi mecaz anlamımıza geçelim. Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamdan tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara mecaz anlam denir. Mecaz anlamda kullanılan sözcükler genellikle soyut anlamlıdır. Burada da bir örnek cümle vermiş, onu okuyalım. Bizi çok sıcak bir şekilde karşıladı. Cümlesindeki sıcak kelimesi mecaz anlamda kullanılmıştır. Bakın sıcak kelimesi bir önceki gerçek anlamda yarın havanın sıcak olması bekleniyor derken gerçekten sıcaklıktan bahsediyor değil mi? Gerçek anlamda kullanılmıştı. Şimdi bunda mecaz anlamda da bizi çok sıcak bir şekilde karşıladı.
sıcak ısı olan sıcaklıktan bahsetmiyor değil mi? Güler yüzlü, samimi, içten bir şekilde karşılamış demek ki. Sıcak demişler onu da, mecazi anlamda kullanmışlar. Şimdi bir de terim anlamına bakalım. Bir sözcüğün bilim, sanat, spor ya da meslek alanına özgü kavramları karşılığında kazandığı anlama terim anlam adı verilir. Burada da örnek olarak okul, öğretmen, öğrenci, karne kelimeleri eğitim, öğretimle ilgili terimlerdir. Yani bir alanla ilgili, bir dalla ilgili, işte spor olabilir, okul olabilir, bir kitap olabilir, bir ders olabilir. Bununla ilgili verilen kelimeler terim anlamlı kelimeler oluyor. Şimdi etkinliğimize başlayalım. Üçüncü etkinlik. Yeni arkadaşım adlı metinde geçen gerçek, mecaz, terim anlamlı kelimeleri doğru olan kutucuğa yazınız. Burada bize 3 tane kutucuk vermiş. Birinci kutucukta gerçek anlamlı kelimeler yazılacak. İkinci kutucukta mecaz. Üçüncü kutucukta terim anlamlı kelimeler yazılacak. Metnimizi isterseniz bir daha okuyun. Dikkatli bir şekilde. Buradan yerleştirmenizi istiyorum. Örneğin gerçek anlamı neşeli yazabilirsiniz. Heyecanlı yazabilirsiniz. Çünkü orada gerçekten neşeli ve heyecanlı olmasından bahsetmiş. Değil mi? Terim anlamlı kelimelere okul yazabilirsiniz. Değil mi? Çünkü okuldan bahsediyordu. Selim'i okula götürecek, aynı okula kaydettiklerinden bahsediyordu. Bunun gibi yazmanızı istiyorum. Kutucuklara yerleştirmenizi istiyorum. Bakalım doğru yerleştirebilecek misiniz? Ben merakla bekliyorum. Şimdi dördüncü etkinliğimize geçelim. Dördüncü etkinliğimiz de yine metinle alakalı bir etkinlik. Bize iki tane böyle yuvarlaklar vermiş. Bir tanesinde metni beğendim çünkü, bir tanesinde de metni beğenmedim çünkü yazıyor. Siz metni beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Eğer beğendiyseniz bu kutucuğu dolduracaksınız. Metni beğendim çünkü yazan kutucuğu. Beğenmediyseniz de metni beğenmedim çünkü. Neden beğendiniz, neden beğenmediniz? Bunları açıklamanızı istiyorum. Fikirleriniz benim için çok önemli çünkü. Bir de bu etkinliğin devamında bir sorumuz daha var. Sizce metin nasıl devam etmelidir diye sormuş bize. Bakalım bunlar tanıştıktan sonra, okula gittikten sonra neler olacak? Yani Selim'i kendi arkadaşlarıyla tanıştırdıktan sonra onun arkadaşları ona nasıl davranacak? Anlaşabilecekler mi? Nasıl olacak? Ben merak ediyorum. Sizce nasıl devam edecek bu metin? Yani nasıl devam etmelidir? Bunu buraya yazmanızı istiyorum. Sonra hep birlikte okur değerlendiririz metinlerinizi. Ben gerçekten merak ediyorum. Şimdi başka bir şiir vermiş bize. Bakalım. Burada bir tane bize dürüstlükle ilgili, dürüstlük başlığı altında bir şiir yazmış. Şiire başlamadan önce de yine bir hazırlık sorumuz var. Onu cevaplayalım. Hazırlık sorumuz da şu. Dürüstlük ne demektir? Tartışınız. Dürüstlüğün ne demek olduğunu bence biliyorsunuzdur hepiniz. Yalan söylememek, her zaman doğruyu söylemek. Değil mi? Bunlar dürüstlük diyebiliriz. Siz kendi dürüst olduğunuzu düşünüyor musunuz? Dürüst davrandığınızı düşünüyor musunuz? Dürüstlüğün önemi hakkında ne düşünüyorsunuz mesela? Bunları merak ediyorum. Bunları düşünelim. Şimdi dürüstlük diye şiir vermiş bize. Şiirimizi okuyalım isterseniz. Burada da bir metin vermiş şiirle ilgili. Pinokyo resmi koymuş. Pinokyo'nun neydi? Yalancı bir arkadaşımızdı. Yalan söyledikçe burnu uzuyordu. Şimdi şiirimizi okuyalım isterseniz. Dürüstlükten uzaklaşma, yalana yaklaşma. Örnek ol arkadaşlarına, ulaşalım mutlu yarınlara. Dürüst insandan korkma, yalancıyla yakınlaşma. Seni sevenleri kandırma, yalanın elbet çıkar ortaya. Evet, bu bence neysiz yani bu metnin, şiirin konusu ne olabilir mesela? Biraz düşünelim. Ne diyor? Seni sevenleri kandırma, yalanın elbet çıkar ortaya. Dürüstlükten uzaklaşma diyor, yalana yaklaşma diyor. Dürüst olmamız hakkında yazılmış bir şiir değil mi? Şimdi bu şiirimizle ilgili bir etkinliğimiz var. Ona geçelim. Okuyorum. Dürüstlük şiirinin ana fikrini en iyi anlatan atasözünü yuvarlak içine alınız. Bize 4 tane atasözü vermiş burada kutucuklarda. Onları okuyup şiirimizle ilgili şiirimizin ana fikrini en iyi anlatan atasözünü seçelim. Birinci atasözümüz şu. Doğru bilinmeyince eğri bilinmez. Yani bunun atasözümüz bize ne diye olabilir? Doğruyu bilmeden yalanın ne olduğu, yani yalan doğrusu, işin doğrusunu bilmeden o işin yalan olduğunu, gerçek olduğunu anlayamayız değil mi? Doğruyu bilmeden yalanını da anlayamayız. Yanlış olanı da anlayamayız. İkinci atasözümüz de doğru söz acıdır. Doğru söz belki bizi üzebilir, değil mi? Belki bizi, kalbimizi kırabilir ama doğru söz her zaman en iyisidir. Yani belki acı olabilir ama doğru söz en iyi olandır. Şimdi üçüncü atasözümüze geçelim. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bu bence sizin de çok duyduğunuz bir atasözüdür.
bir kişi yalan söylüyorsa o yalan elde olsa geç de olsa ortaya çıkar değil mi? Yani yalan söylemememiz gerektiğini anlatan bir atasözü, çok önemli bir atasözü. Doğru söyleyen dokuz köyden kavarlar. Bu da dördüncü atasözümüz. Şimdi bunun bu atasözünün doğruluğunu biraz tartışalım bakalım. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Yani doğru söyleyene belki inanmak istemeyebilirler. Ama doğru söz, bu biraz şu doğru söz acıdır atasözüyle de alakalı olabilir. Yani doğru söyleyen insan doğruyu söylediği için, o doğru bize acı geldiği için belki istemeyebiliriz, kabul etmeyebiliriz. Ama her zaman doğru sözü söylemeliyiz. Peki şimdi yukarıdaki şiirle hangisi en alakalı? Düşünelim bakalım. Evet değil mi? Bu üçüncü atasözümüz. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Çünkü bize ne diyordu? Yalanın elbet çıkar ortaya diyordu. Dürüstlükten uzaklaşma, yalana yaklaşma. Bunları söylüyordu. O yüzden üçüncü atasözümüz en iyi yansıtan atasözümüz. Şimdi de çalışma kitabımıza geçelim. Çalışma kitabımızdaki birinci etkinliğimizi okuyalım. Aşağıda verilen kelimeleri sözlük anlamlarından yararlanarak bulmaca içine yerleştiriniz. Bize burada bir bulmaca vermiş. Numaralandırmış bu kutucukları. Burada bazı kelimeler vermiş. Burada da kelimelerin anlamlarını vermiş. Şimdi birinci anlamı okuyalım. Bir kimse veya bir şeye belirli şartlara dayanarak önceden edinilmiş yargı. Bu sözcüklerden hangisinin anlamı olabilir bu? Ön yargı. Evet, doğru cevap. Ön yargı. O zaman şuradaki birinci kutucuğumuza ön yargıyı yazalım. İkinci kelime anlamımız doğruluk. Bu aslında oldukça kolay değil mi? Doğruluk, dürüstlük. O zaman bu dürüstlük kelimesini ikinci kutucuğumuza yerleştirelim, buraya yazalım. Üçüncü kelime anlamımızı okuyorum. Değeri, üstünlüğü dolayısıyla kişiye karşı ölçülü davranmaya sebep olan duygu. Bakalım buradan hangileri kaldı? Merhamet olabilir mi? Ya da cömertlik. Değil mi? Olamaz. Saygı. O zaman üçüncü boşluğumuza saygı kelimesini yazalım. Dördüncü kelime anlamımızı okuyorum. Cömert olma durumu, eli açıklık. Burada hangisine uygun sizce? Cömertlik olabilir mi? Evet, doğru cevabımız cömertlik. Şu dördüncü kutucuğa cömertliği yazalım. Beşincisi de bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma. Bu da doğru cevabı merhamet. Beşinci kutucuğa da merhameti yazalım, buraya yerleştirelim. Altıncı kelime anlamımız güvenilir olma durumu. Evet, bu aslında oldukça kolay. Güvenilirlik burada direkt karşımıza çıkıyor. Altıncı kutucuk boşluğumuza bulmacamızı yerleştirelim. Yedinci son şeyimiz zaten bir tane kaldı. Bir toplumda kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları. Bu da nedir? Ahlak. Bunu da yedinci boşluğumuza şöyle bulmacamızı doldurarak bu etkinliğimizi tamamlamış olduk. Şimdi başka bir etkinliğe geçiyoruz. İkinci etkinliğimiz. Aşağıdaki kelimelerin mecaz ve gerçek anlamlarında kullanıldığı birer cümle yazınız. Burada bize 4 tane kelime vermiş. Bu kelimelerimiz düşmek, yanmak, ağır ve acı. Bunları hem gerçek hem de mecaz anlamlarında birer cümle içinde kullanacağız. Şimdi düşmek kelimesini mesela düşünelim. Ne olabilir? Gerçek anlamında kullanacağım. Mesela ben şöyle bir cümle yazardım. Ayağı kayınca yere düştü. Çünkü gerçekten düşmeyi anlatan bir kelime değil mi? Gerçek anlamda kullanmış oluyoruz. Mecaz olarak da şunu yazabiliriz. Bu hareketiyle gözümüzden düştü. Bu mecaz anlamı değil mi? Gerçekten düşmüyor. Yani mecaz olarak düşüyor, mecazi olarak. İkinci kelimemize geçelim. Yanmak. Bunu şimdi gerçek anlamıyla kullanalım. Odunlar cayır cayır yanıyordu. Gerçekten bir ateşle yanma var değil mi? Yani gerçek anlamda kullanılmış. İkincisine mecaz olarak da ne olabilir? Düşünelim mesela bu ödevleri yapmazsanız, yetiştirmezseniz yandınız olabilir değil mi? Bu bizim aslında öğretmenlerimizin kullandığı bir cümle. Yandınız, siz yandınız. Burada gerçekten ateşle yanmak değil değil mi? Burada mecazi olarak bir kullanılan kelime. Ağır kelimesine geçelim. Burada gerçek anlamda ne olabilir? Ağırlık, kaldırma, hani yükü ağır olmak. Mesela bu koli çok ağır diyebiliriz. Burada gerçek anlamında kullanılmış. Mecaz anlamında da ağır olarak bu yaşadıkları çok ağır diyebiliriz mesela değil mi? Burada gerçekten bir ağırlık yok. Bir mesela kilogram olarak bir ağırlık yok. Ama hissiyat olarak bir ağırlık, zorluk var.
Şimdi son kelimemize geçelim. Acı. Gerçek anlamda mesela dilimizi yakan o tat, baharat gibi onu diyebiliriz. Mesela yemekler çok acı olmuş. Bunu diyebiliriz. Mecaz anlamında da acı böyle hani yine duygusal bir acı olabilir. Mesela ona çok acı sözler söyledi. Hani kırıcı, üzücü sözler söylemiş olabilir mesela. Hissiyat olarak bize acı veren şeyler olabilir. Evet, bu etkinliğimizi de bitirdik. Şimdi üçüncü etkinliğimiz. Üçüncü etkinliğimizi okuyorum. Merhamet kelimesini en iyi yansıtan resmi işaretleyiniz. Bu resmi seçmemizin nedenini açıklayınız. Burada bize çok güzel dört tane resim vermiş. Birinci resmimizde bir köpeğe mama veren bir kız arkadaşımız var. İkinci resimde bir yaşlı amcaya yaşlı amcanın elini öpen bir arkadaşımız var. Üçüncü resmimizde bir anne ve bebek var. Sevgiyle birbirlerine sarılmışlar. Dördüncü resmimizde de geri dönüşüm kutusuna çöp atan, çöpü yere değil geri dönüşüm kutusuna atan bir arkadaşımız var. Şimdi sizce bunların hangisi merhamet kelimesini en iyi yansıtıyor? Bu belki sizin fikrinize göre değişebilir bu etkinliğin böyle belli bir cevabı yok bence. Kesin doğru bir cevabı yok. Ama bence şu birinci resim daha uygun gibi. Yani çünkü ikinci resimde büyüklere saygı diyebiliriz. Yani saygı kelimesini daha iyi anlatıyor. Üçüncü resimde de sevgi. Bir anne çocuk arasındaki sevgi bağı anlatabiliyor. Dördüncü resimde de yine çevreye saygı olabilir. Çünkü yere çöp atmıyor. Geri dönüşüm kutusuna o ürünü geri dönüştürüyor. Onu düşünebiliriz. O yüzden bana birinci resim daha uygun geldi. Ama sizin de belki fikriniz değişebilir, farklı olabilir. Siz başka bir resim size merhamet duygusunu daha iyi anlatmış olabilir. O yüzden bu etkinliğin böyle kesin doğru bir cevabı yok. Şimdi dördüncü etkinliğimize geçelim. Dördüncü etkinliğimizde de yine bize böyle bir kutucuk vermiş, boş. Bir şeyler yazacaksınız galiba. Okuyalım. Sizce dostluk ne demektir? Sınıfta tartışınız. Dostluğun önemini anlatan bir şiir yazınız. Evet, sizden bir şiir yazmanızı istiyor bu etkinlikte de. Sizce dostluk nedir? Evet, bu şiirde de sizden, bu metinde de sizden bir şiir yazmanızı istiyor. Sizce dostluk ne demektir? Size neler çağrıştırıyor? Sizin mesela kendi dostlarınızı, arkadaşlarınızı düşünebilirsiniz. Bununla ilgili bir şiir yazmanızı istiyor. Yazdığınız şiirleri heyecanla, merakla bekliyorum. Son etkinliğimiz de 5. etkinlik. Bu etkinlikte yardıma ihtiyacı olan yaşlılar için neler yapılabilir tartışınız. Sizin yardım etmek için yaptığınız şeyler varsa sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız demiş. Mesela siz yaşlı insanlar illaki vardır çevrenizde. Anneanneniz olabilir, babaanneniz olabilir, dedeleriniz olabilir ya da komşularınız olabilir. Böyle uzaktan akrabalarınız olabilir. Yaşlı insanlarla temas halindeyiz değil mi sürekli? Peki siz yaşlılara yardım ediyor musunuz mesela? Ediyorsanız nasıl yardım ediyorsunuz? Onlara nasıl yardımlarda bulunuyorsunuz? Bunları anlatmanızı isteyeceğim. Bakalım neler düşünüyorsunuz? Ben merak ediyorum. Şimdi de temamızı bitirdik. Erdemler temamızı. Bir tema sonu değerlendirme testimiz var. Yani böyle bir çok test gibi değil. Tema sonu değerlendirme, bir ölçme değerlendirme testimiz var. Bu testimizin ilk sorusunu okuyalım. Aşağıda altı çizili kelimelerin cümle içinde hangi anlamda kullanıldığı verilmiştir? Yanlış eşleştirilen kelime hangisidir? A şıkkımızda yemekler çok lezzetliydi demiş. Lezzetli kelimesinin altını çizmiş. Burada lezzetliydi derken gerçek anlam demiş. Bu doğru değil mi? Lezzetli. Demek ki gerçekten lezzetli bir yemek. Bu gerçek anlamı. B şıkkında yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Burada da yangın gerçekten alevli bir yangın olduğu için gerçek anlam. Bu da doğru. Kimseyi uyandırmamak için sessizce hazırlandı. Burada sessizce, kısık sesle, böyle çok konuşmadan, etmeden demeye çalışmış. Bu da gerçek anlamı ama burada mecaz demiş. Sanırım bu şıkkımız doğru. Biz yine de son şıkkımıza bakalım. Geçen sene ufak bir kaza atlattılar. Burada da ufak kelimesinin altını çizmiş. Ufak derken burada küçük böyle minik boyut olarak vermemiş değil mi? Çok böyle yaralayıcı bir kaza olmamış sanırım. Bu yüzden de mecaz demiş. Bu da doğru. Yani C şıkkımız olacak doğru cevap. İkinci sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmamıştır? A şıkkımızda matematik öğretmenimiz dikdörtgen konusunda işledi. Burada matematik ve dikdörtgen birer terim anlamı değil mi? B şıkkımıza geçelim. Geçen yaz tatile arabayla gittik. Burada bir terim anlamı görüyor musunuz? Hepsi bence gerçek anlamlarında kullanılmış. Bir de diğer şıklara bakalım. Hakem penaltı atışı için düdüğü çaldı. Burada hakem ve penaltı futbolla ilgili alakalı terimler değil mi? O yüzden bu şıkkı da eliyoruz.
Dünkü maçta 12 basketim var. Bu da yine maç ve basket, basketbolla ilgili terimler. O yüzden bu şıkkımızı eledik. Yani cevabımız B şıkkı oluyor. Geçen yaz tatile arabayla gittik. Hepsi gerçek anlamda kullanılmış. Üçüncü sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öznel bir yargı içerir? Öznel bir yargı neydi? Kişiye göre değişen, nesnel olmayan yargılardı. A şıkkımızı okuyalım. Ülkemizde hava sıcaklıkları ilkbaharda artmaya başlar. Bu nesnel bir yargı, yani kişiden kişiye değişmez, belirli bir yargı, kesin bir yargı. B şıkkımızda Selin çok güzel şiir okur. Bu bence öznel olabilir sizce. Çünkü bana göre belki çok güzel okuyordur ama benim başka bir arkadaşım belki beğenmeyebilir onun şiir okumasını. Diğer şıklara bakalım. Oyunda 4 kadın, 3 erkek oyuncu rol almış. Bu da kişiye göre değişen bir şey değil de, değil mi? Oyuna çıkan kişi sayısı bellidir. Bu da nesnel bir yargı. Dördüncü şıkkımıza bakalım. Türkçe'de alfabe, Türkçe alfabede 29 harf vardır. Bu da nesnel bir yargı, değişen bir yargı değil, kesin bir yargı. O yüzden cevabımız 5 şıkkı. Selin çok güzel şiir okurdu. Evet, dördüncü sorumuza geçelim. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi alfabetik sırada baştan ikinci sırada yer alır? Saat demiş A şıkkımız. İkinci şıkkımız da saman, üçüncü de sarma, dördüncü de sağlam demiş. İlk harflerine bakalım. İlk harfleri hepsinin S. Buradan anlayamayız. İkinci harflerine bakalım. Hepsininki A. Buradan da anlayamayız. Üçüncü harflerine bakalım. Üçüncü harflerinde değişiyor. Saat kelimesinin üçüncü harfi A. Bu alfabenin ilk harfi olduğu için. Bakalım diğerlerinde A yok. Üçüncü harflerinde. O zaman ilk sırada bu gelecek. Ama bize ikinci sırada gelecek olan soruyordu. O yüzden A şıkkını eliyoruz. Şimdi saman, sarma ve sağlam kaldı. Bunların üçüncü harflerine bakalım. M, R ve yumuşak G. Hangisi ilk önce geliyor alfabede? Evet, yumuşak G, doğru bildiniz. O yüzden yani alfabetik sıralasak bunları, ikinci gelecek kelimemiz hangisi oluyor? Sağlam. O yüzden cevabımız D şıkkı oluyor. Diğerlerine de bakalım ama. Saman ve sarma, M ve R. İlk önce hangisi geliyor? M harfi geliyor alfabemizde. O yüzden üçüncüyü sıralayacak olsaydık samanı seçecektik. Sonra da sarma en son. Şimdi 5. sorumuza geçelim. 5. sorumuzda da erdemler temasını en beğendiğiniz etkinlik hangisi, nedenini yazınız. Evet, bizim ders kitabında, çalışma kitabında bir sürü etkinliğimiz vardı. Bunları yaptık birlikte. Sizce bunlardan en güzeli hangisiydi? En çok hangisi eğlendiniz, sevdiniz, mutlu oldunuz, hoşunuza gitti? Bunu yazmanızı istiyorum. Nedenini de yazın. Neden hoşunuza gitti? Yani neden onu seçtiniz diğer etkinlikler arasından merak ediyorum. Evet, bugünkü dersimiz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir, sevmişsinizdir, bir şeyler öğrenmişsinizdir. Görüşmek üzere.